İslam dünyasının ortak hafızasını, dolayısıyla da ortak kültürünü şekillendiren ana yapı, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. İslam sanatı bu yapının belirlediği bir tevhid ve tenzih ilkesi temeline oturur. Gaye, bir ve her şeyden münezzeh olan Hakk'ı alemin Rabbi olarak tanımaktır. Ancak var olanın görünebilmesi için varlığın açılması gerekir. Böyle bir bilgi ise önce alemi tanımakla mümkün olabilir. Zira hayatın kökeni sırdır ve İslami sanatların suretlerde tecelliye gelmeyen mananın taşıyıcısı olmak, sürekli yenilenen yaratılışı yeniden temsil gibi bir misyonu vardır. İslami şuurun önemi ve sanatkarın vizyonu da burada ortaya çıkar. Allah her an bir şendedir ve alemde her bir şey Hakk'ın kendisine mahsus tecellilerinin mazharıdır. Sır idraki güzellik idrakidir ve güzellik bu tecellilerin asli niteliğidir. İslami sanatın tüm dallarında şuurlu bir biçimde gözetilen asıl gaye bu güzelliği ortaya çıkarmaktır. Peygamberimiz bir hadisi şerifinde, "Allah her şeyde ihsanı farz kıldı" buyuruyor. İhsanı da Allah'a adeta onu görüyormuş gibi kullukta bulunmak olarak tanımlıyor. Dolayısıyla Müslüman olan bir kimse, kul olmanın bilincine vardığı nispette teslimiyeti güzelleşecek, teslimiyetinin güzelliği nispetinde de imanı güzelleşip, görünür hale gelecektir. Bu süreçte güzellik baş semboldür. Ve güzelliğin, dini hakikatlerin izharında tüm dünyayı bir anda gözlerimizin önüne sermek gibi bir özelliği vardır. Sır idraki içinde formdan düşünceye ve tutkuya ilerleyen gerçek sanatçı, imgeyi teslim ettiği objeden koparıp model yerine vesilede temsile yönelirken, üsluplaştırma ve tecrit kabiliyeti nispetinde de işaretten işaret edilene doğru yürüyecektir. Varlık mertebelerinde yükseldikçe mesafeler kısalacak, bilinenden bilgiye, kesretten vahdete ulaşma yolunda ciddi bir mesafe kat edecektir. Meseleye İbda mimarı Salih Mirza Beyoğlu'nun "Resim red kökündendir" tespitinin tedai ettirdikleri sadedinde bakarsak, ilahi olanın ebediliğini ve ifade edilemezliğini madde halinde dışa vuran zihin, tecrit ve stilizasyonda yani eşyai hükümlerinden soyma reddini o raddeye vardırmalı ki, sanatkarın ruhundan eserini üflediği son nefes, "La ilahe illallah" olarak çıksın.